Merhabalar, bugün Suruç'tayız. Tavşanlı köyünde değerli çiftçimiz Müslüm Şimşek'in arazisindeyiz. Arkadaşlar, bulunduğumuz arazi 100 dönümlük bir mısır arazisi. Biz %100 gübre olarak ekimden hasata doğru birlikte uygulamalar yapmış olduğumuz, şahitli olarak ekim yapmış olduğumuz bir arazideyiz. Genellikle mısır ekim alanlarında, mısır eken çiftçilerimizin genellikle en büyük sorunlarından biri iş doluluk, koçan ve tonaj farkından dolayı müzdarip olduğu konular vardı. Müslüm Bey de aynı konularda karşı sıkıntıları vardı. Biz %100 gübre olarak burada uygulamalara başladık. Güzel sonuçlar elde ettik çok şükür. Şimdi yapmış olduğumuz uygulamalardan ben bir bahsedeyim. Öncelikle elimizde olan, herkesin dilden dile yaymış olduğu, bilenlerin bilmiş olduğu bir gübremiz var. %100 gübre siyah toprak diye geçen bir ürünümüz var. İçerisinde 17 tane iz element var. Toprak yapısını düzelttiği gibi toprağı güçlendirip bitkinin ihtiyacı olan tüm minerallerde müthiş bir şekilde sağlatıp bitkinin alabileceği forma getiriyor. Biz tabandan buradan 40 kilo siyah toprağımızı uyguladıktan sonra ekimimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Ekimi gerçekleştirdikten sonra bitki çıkış sağladıktan sonra bitkinin 4-5 yapraktayken ihtiyaç duyduğu belli başlı mikro iz elementler dediğimiz ürünler var. Biz burada elimizde olan %100 gübrenin Fiore'dir, Terminator'dır, Soliamino ve Solialga gibi ürünleriyle ilk uygulamamızı biz burada gerçekleştirdik. Bitkiyi daha sonra ki aşamada diz boyuna yaklaştığı zaman elimizde olan çok güzel bir ürünümüz var. Çiçeklendirmeyi, fosforu ve alınabilirlik potasyumu arttıran bir ürünümüz dediğimiz Solimax, Terminator, Soliamino ve Kombi ile biz desteğimizi sağladık. Şimdi herkesin merakla beklediği tarladayız. Herkes sonuçlarını müthiş bir şekilde bekliyor. Merakla herkes yapmış olduğumuz uygulamaların ne kadar denli fayda sağladığını herkes dört gözle bekliyor. Biz ilk adım olarak biz bunu yavaştan çiftçilerimize bir gösterelim, tanıtıralım. Allah nasip ederse hasatında da biz bunu tüm çiftçilerimizden kaldırmış olduğumuz tonajı, farklılıklar ve maliyetleri, gerekli olan bilgileri sizlerle paylaşırız. Biz buradan göstermeye başlayalım. Şunu ekmiş olduğumuz mısır ailesinin en büyük sıkıntılardan biri başta dediğim gibi koçanların istenilen noktada, istenilen şekilde doldurmaması, tane eğriliği sağlatmaması ve istenilen miktarda tonaj elde etmemesi. Yani bu bölgenin en çok müzdarip olduğu, sıkıntıya düştüğü konulardan biri de bu. Yapmış olduğu masrafı dört ödük yapıp ama karşısında sonuç almaması. Biz burada yapmış olduğumuz uygulamalarla elimizden gelen kadar çiftçinin maliyetini her zaman olduğu gibi yani azaltıp tonajını artırma yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yani yapmış olduğumuz tüm arazi ziyaretlerimize yapmış olduğumuz uygulamalarla amacımız, gayemiz bizim bu konuda bu şekilde. Amacımız çiftçilerimize yardımcı olmak. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu tohum bu arada KVS çeşididir. Mısır çeşidi olarak. Şöyle elimden de bakabilirsiniz. Buradaki en büyük farklardan biri zaten doldurabildiği kadar maksimum şekilde doldurması. Şöyle gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Ve arkadaşlar en büyük bahsettiğim konu şuydu aslında. Şöyle göstermek istiyorum. Bizim tonajımıza tonaj katacak. Bizim maliyet açısından, yük açısından gösterecek, bize fayda sağlayacak en büyük etkenlerden biri mısır taneliğinde ve iriliğindeki doygunluk. Şöyle gösterelim. Mesela tanede mesela küçüklük pek göremezsiniz mesela. Şişirebildiği kadar şişirmiş burada. Zaten siyah toprağın en büyük avantajı bizim Türkiye topraklarında bulunan potasyum fazlalığı çok olduğundan dolayı siyah toprak sayesinde biz bu topraklardaki potasyumu da alınabilir hale getirip bitkinin ihtiyacını karşılamasında rol oynuyor. Aynı zamanda topraklarımızı pH'ı dengeletiyor. Organik madde miktarını arttırıyor. Toprağı özellikle de çözmesi, gevşetmesi, toprağı sıklıkla nemli ve salımlı bırakması bu konuda çiftçilerin vazgeçilmez haline geldi. Şöyle arkadaşlar bir göstereyim size. Bir tane iriliğine bakar mısınız? Renk koyuluğuna bakar mısınız? Aradaki farkı zaten çiftçilerimiz fazlasıyla görüyor. Bu çekimimiz de burada bitmek üzere. Diğer tarlalarda çekimleri yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden herkese Allah bol bereketli hasatlar nasip etsin. Herkesin emeğine, gücüne sağlık. Hoşça kalın.